Herkese merhaba. Bugünkü videomda sivilcelerden nasıl kurtulduğumu sizlere anlatmak istiyorum. Kanalıma şöyle bir baktığım zaman 16 ile 22 yaş arasında birçok kişiye hitap ediyorum. Ve bu yüzden bende olan bir problemi sizin de yaşayabileceğinizi düşündüm ve bu videoyu hazırlama gereksinimi duydum. Şimdi arkadaşlar, ben sivilcelerden nasıl kurtulduğumu ilk olarak şöyle bir anlatabilirim. Ben yaklaşık 4-5 tane doktor gezdim ve hepsi farklı kremler yazdı, farklı losyonlar yazdı. Ve ben bunların hepsini düzenli olarak uyguladım. Hiçbir şekilde hiçbir eksiğim yoktu. Fakat sivilce problemim hiçbir zaman çözülmedi. Ta ki başka bir doktora gidene kadar, artık bu doktora ben söylediğim işte bir sürü krem kullandım, bir sürü losyon kullandım. Her sabah, her akşam cildimi tonik ile temizleyip kremler sürüyordum. Ama bu sivilce problemim geçmediğinden bahsettim. Ve doktor tamam o zaman dedi, hani sen bunları yapmışsın, bu kadar şeyle uğraşmışsın ve hala problemin devam ediyor. O zaman sana hap yazalım dedi ve ben bu haplara böyle başladım. Sizin de böyle başlamanız gerekiyor. Eğer probleminiz benim kadar ileri gitmediyse, kremlerle çözülebiliyorsa siz kremlerle çözün. Fakat hap olayı çok farklı olay arkadaşlar. Çünkü karaciğer enzimleriyle oynuyoruz. Ve her ay boyunca kan tahlili yapmamız gerekiyor. Doktorumuza götürüp doktorun onu incelemesi gerekiyor vesaire. O yüzden siz de benim gibi kremleri kullanın, losyonları kullanın. Bunlar eğer fayda etmezse hapları geçin. Ve ben hapları geçtiğim zaman ben Roaccutan hapını kullandım yaklaşık 9 ay boyunca. Bu dönemde çok farklı sıkıntılar oldu. Sürekli dudaklarım kurudu, cildim sürekli kurudu ve ben o zaman üniversite hazırlığa gidiyordum. Ve bu yazındı. Yazın bu olaylar biraz daha sıkıntılı oluyor. Size tavsiyem Roaccutan hapını veya buna müdavi bazı hapları yıl içerisinde kışın kullanmaya çalışın. Ben yazın kullandığım için burnumdaki kılcal damarlar kuruyordu ve burun kanaması çok yaşadım. O yüzden benim için bir sıkıntılı dönemdi. Ama 3-4 ay boyunca sivilceleriniz biraz daha fazla çıkıyor normal olana göre. Ama 4. aydan sonra sivilceleriniz giderek azalmaya başlıyor ve ben bunu 9 ay boyunca kullandım. Çünkü ileride tekrar etme olasılığı oluyor ve hapınızı kesinlikle bırakmayın arkadaşlar. Eğer doktorunuz size 7 ay, 8 ay boyunca düzenli kullanın dediyse siz bu 8 ay boyunca düzenli kullanın. Çünkü bunların tekrar etme ihtimali de var. O yüzden bunlar kırmızı reçeteyle de veriliyor. Çünkü hamilelik olarak çok büyük sıkıntılar oluyor. Eğer bu hapı kullanıp hamile kalıp bir çocuk meydana gelirse bu sakat olma ihtimali çok fazla. O yüzden kırmızı reçeteyle imza atıyorsunuz. Eğer 18 yaşından küçükseniz işte ailenizin onayı gerekiyor vesaire, böyle bir problemler var. O yüzden bunlar gerçekten ciddi haplar ve şimdi size haplarımı göstermek istiyorum. Ben tamamen sadece bu hapları kullandım. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, benim sivilcelerden kurtulma sürecimde kullandığım hapları size göstermek istiyorum. İlk hapımla başlayalım. İlk hapım Roaccutan. Bu Roaccutan'ı ben yaklaşık 8 ve ya da 9 ay içerisinde kullandım. Bunu piramit şeklinde kullanmıştım. Yani direkt hani 3 hapla beraber başlamıyorsunuz. Atıyorum ilk ay boyunca sadece 1 hap atıyorsunuz. 2. ay 2 hap, 3. ay 3 hap şeklinde gidiyor bu. En azından ben böyle kullandım. En iyi dozajı size doktorunuz karar verecektir. O yüzden doktorunuzun yazdığı şekilde kullanınız. Benim ilk hapım Roaccutan'dı. Tabii bunun müdavimi başka ilaçlar da var. Aknegen var, serotonin var, aknetrent var. Bunlar da Roaccutan'ın yaptığı işi yapabiliyor. Roaccutan özellikle eczanelerde fazla bulunmuyor arkadaşlar. Ben çevremdeki eczaneleri çok gezdim ve Roaccutan bulması birazcık daha zor ve daha pahalı bir ürün. Bunun yerine müdavimi olarak aknegeni kullanabilirsiniz. Aknegen de aynı şekilde 20 mg içeriyor Roaccutan gibi. Serotonin ve aknetrent de öyle. Bunların kullanım şekillerini size doktorunuz belirleyecek. Tamamen doktorunuzun yazdığı şekilde kullanınız. Çünkü bunlar karaciğer enzimleriyle tamamen alakalı bir ürün. Ve her ay kan testi yaptırmanız gerekiyor. O yüzden bunları kafanıza göre kullanamazsınız ki zaten bunlar kırmızı reçeteyle beraber satılıyordu benim dönemimde. Şu an büyük ihtimalle yine aynı şekilde devam ediyordur. Çünkü herkesin kullanamayacağı bir ürün. Özellikle hamileler için çok çok sakıncalı bir durum. Çünkü doğacak çocuğunuz sakat bile kalabilir. O yüzden bunlar gerçekten önemli haplar arkadaşlar. Şimdi bunları kullanırken yanında kullanabileceğiniz kremler var. Bunlardan bahsedeceğim. İlk kremim Acneflox. Bunu ben yanlış hatırlamıyorsam akşam yatmadan önce cildime sürüyordum. Ve Acneflox'u sürdükten sonra hemen sonrasında Differin sürüyordum arkadaşlar. Hem Differin hem Acneflox'u kullanıyorum ben. Yani ben 3-4 sene önceden bahsediyorum bu arada. Şu an belki daha farklı ilaçlar yazılabilir. Dediğim gibi tamamen doktorunuzun yazdığı ilaçları kullanmanız gerekiyor. Benim kullandığım süreç içerisinde ben bunları kullanmıştım. Bunların dışında çok daha profesyonel bir ürün olan şu var. Ben bunu Bulgaristan'dan almıştım. Yaklaşık 50 levaymış zamanında. Şu an bilmiyorum ne kadar.
Bu da çok güzel nemlendiriciydi ve son olarak ise bunları kullandığınız zaman saçlarınız neredeyse bir hafta boyunca yağlanmıyor. Çünkü bunlar yağlanmayı engelliyor arkadaşlar. Ve bunları kullandığınız süre içerisinde dudaklarınız kuruyacaktır. Bu yüzden dudak nemlendirici almanızı öneriyorum. Ben birçok dudak nemlendiricisi kullanmıştım ama Nivea'nın dudak nemlendiricisi gayet iyiydi. Ve ben yaklaşık 7-8 ay boyunca Nivea kullandım ve çok da memnun kalmıştım. Şu an kullandığım haplar bu şekilde arkadaşlar. Size bunları göstermiş oldum bu şekilde. Evet, haplarımı gördünüz arkadaşlar. Hiç moralinizi bozmaya gerek yok. Psikolojik olarak tamamen rahat olabilirsiniz. Çünkü bu sıkıntıyla karşılaşan sadece siz değilsiniz. Sizin gibi binlercesi var. Ben de onlardan birisiydim ve bir sene içerisinde sivilce problemimi tamamen ortadan kaldırdım. Ben bu problemi 20 yaşında ortadan kaldırdım. Şu an 22 yaşındayım. Ve sadece tek tük çok stresli final zamanlarında özellikle sivilcelerim çıkıyor. Onun dışında herhangi bir sivilce problemiyle karşılaşmadım. O yüzden kafanızda büyütmenize gerek yok. Düzgün bir doktora gidin. Doktorun size yazdıklarını uygulayın. Sürekli tahliller yaptırın. Kan değerlerinizi inceleyin. Karaciğer incinlerinizi incelesinler. Çünkü bunlar ciddi haplar dediğim gibi. Eğer bunları yaptığınız takdirde sivilcelerden eğer benim gibi sorun yaşıyorsanız kurtulabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu videonun da sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilir ve beni daha yakından takip etmek istiyorsanız da aşağıda bulunan abone ol butonu ile takip edebilirsiniz. Şimdiden herkese görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın.